Bugün ayın kaçı? 5 herhalde. 5 Ağustos 2023. Halide Özkurt ben, Balıklı Yaylamızdan köye doğru yürüyoruz. Sisli, serin, çok güzel bir hava var. Rotamızı Balıklı Yaylamızdan Soruya tarafına, Patika yoldan aşağı belirledik. Oradan da Tumbi Deresi'ne ineceğiz. Sütçü suyundan, Kuvan Düzü'nden, bilenler için söylüyorum tabi, Tarabalık'tan, Lahanuz'dan aşağı ineceğiz. Hedefimiz Lahanuz'daki Karayemişler. Oraya doğru ara ara görüntüler alacağız. Bakalım yol boyu nasıl bir belgesel olacak. Bu da bizim güvenlik aletimiz, orağımız. Bugün yaylada dikkatimi çeken bu sütlü otluklardı. Şu çiçeklere bakar mısınız ya? Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Mis gibi. Yol boyu yürüyoruz. Gizli bir kameramanım var. İsmini söylemeyeceğim. Kameraman olunca daha rahat oluyor. Evet, patika yola girdik. Şimdi Soruya doğru iniyoruz. Yol Levorlar, Avat. Otlar tarafından yine biraz kapatılmış ama yol aktif. Buradan aşağı yürüyelim. Zaten buradan aşağı birkaç kere bu sene de yürüdüm. Güzel bir patika yol. Su, kuş, hafif rüzgar sesinden başka hiçbir şey duymuyorsunuz. Böyle aşağıya doğru devam ediyoruz. Şu çiçeklerin güzelliğine bakar mısınız ya? Elhamdülillah. Çok güzel. Bakın şu eşek dikeni diye biliyoruz bunu. Bunun bilinmeyen bir özelliği. Bu Adıyaman tarafında çok fazla oluyor. Şunu kesiyorlar, şu köftesini soyup yiyorlar ve çok güzel yeniyor. Ayrıca şu üstteki çiçekleri tam açtık, olgunlaştığı zaman içerisinde böyle kahve çekirdekleri oluşuyor. Çenger kahvesi deniyor ona. Onu böyle vura vura düşürüyorlar. Ondan sonra uzun bir süreci var. Kurutuyorlar onu, sonra da taştan ezerek içindeki o kahve aromasını alıyorlar. Aynı bildiğiniz Türk kahvesi gibi bunu içiyorlar ve çok da şifalı. Yani bu bildiğimiz eşek dikeni değil. Çok büyük bir şifa kaynağı. Ayrıca şu avat dediğimiz bitkilerin de şu uçları yeniyor. Biraz katlamış ama ben yiyerek göstereyim size. Bunu soğanla muğandan kavurup yiyorlar. Şuna baksana ya, taze mısır gibi. Doğada çiçek bahçesi yapmaya gerek yok. Bunu Rabbimiz bizim için yapıyor. Bize düşen Rabbimizin sanatını anlamak, algılamak. Hayvanlara baksanıza ne kadar güzel görünüyor ve şu çiçek bahçesine bakın. Çok güzel. Maşallah, subhanallah. Şurada bir tane su vardı. Hortumu da kırıldı ama şu an altı ıslak. Aşağıya doğru akıyor. Evet, şu güzelliğe bakar mısınız ya? Yeşilin her tonu var. Sarı çiçekler, beyaz çiçekler. Şunlar mor mu ne oluyor? Değişik bir renk. Dolu. Ve burada şu karanlığa girdiğimiz yerde çok güzel. Oh. Buradaki oksijeni kullanma oranı yüksek, insanı rahatlatıyor. Kaliteli oksijen var. Buradaki çam ağaçları iç içe girmiş. Tünel gibi olmuş burası. Biz de o tünelden geçelim. Şu aşağıları bizim gençlik dönemimizde çimendi. Buraya girilmeye orman burada gelişti. Aslında ormanın oluşması için bölgemizde ağaç dikmeye gerek yok. Ormanı rahat bırakırsak Rabbimizin o doğadaki mükemmel sistemi hemen devreye giriyor. Bir bakıyorsun yerden bir sürü çam ağacı, gürgen ağacı, kızıl ağaç hızlı büyümeye başlıyor ve çok dengeli de büyüyor.
Evet, yolculuğumuza devam ediyoruz. Şu anda Aslana Gaygını olduğu yerde hayvanlarıyla beraber yakaladık. Ona doğru yaklaşalım. Şu anda Soria İnavlatı yoluna fazla bir mesafemiz yok. Oha, oha! Oha! Maşallah, maşallah. Sen ne yapıyorsun burada? Maşallah ya. Gel, gel. Gel kızım, gel. Sakın kaçma. Oha, üstten gitsek abone çemine. Üst sözden gel abone çaktırmadan. İlk gitmeyelim onu. Ama gidemez o oradan. Kızım. Gel. Gel. Oha. Ne yapıyorsun burada? Gel seveyim seni açık gel. Sen akıllı kızsın gel. Oha. Ne haber? He? Ne yapıyorsun burada sen ya? He? Bak Cemile ablası gel gel. Oha oha. Bekle bekle. Oha. Aferin sana. Lan mübarek hani omuzunu alacağım deme bana. Ya isimlerim de bana da. Aslan'a gel. La, severim sizi, severim. Ben daha şimdi seni görmek için geldim buradan aşağı. Dolayı. Anladın mı? He. Bunu hiç yetemiyorsun. Ne yaparsanız yapın. Ben daha şimdi seni... Aga şimdi bu el kapıyı dayadı. Araçla geliyor. Hangi alaka? Gitti sakın. Ha. Ey gide hiçbiri yok ya. La hepsinin ismi geldi. Rahmet olsun cümlesinin ruhuna. O yüzden diyorum sana burada eskilerden sen kaldır. Allah sana uzun ömür versin. Ha burada hep görelim seni ya. Bereketsin, bereket sen öyle zannetme. Ben aslında seni görmek için buradan aşağı geldim. Dedim kesin oradadır. Gitmen oradan yani o tolan doğrular. Orada otlamazsınız. Git dönün buradan o kadar. Avuşa gel oraya dedi bu. Evet Aslan'a kadar uzun bir sohbet yaptık orada. Bir kısmını videoya ekledim zaten. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Orada tek kaldığı için sohbet etmek istiyor ama çok fazla da uzun kalmak istemedik çünkü yürüyeceğiz bayağı. Bakın burada Allah-u Alem kendiliğinden büyük büyümüş diyelim. Yani Allah affetsin, Allah yarattı diyelim de. Erik ağacı. Geçen sene yaban erik bu. Çok fazla vardı bunda. Bu sene zamanı da biraz geçti ama o kadar fazla olmadı onda. Aşağıya doğru devam edelim. Bu hemen aşağıda sol tarafta bol miktarda dağ kekiği oluyordu. Pandemi sürecinde çok kullanıldı. Biz de buradan çok kelip aldık. Evde içtik. Aynı ıhlamur gibi demleniyor. Çok da güzel içimi var. Patika yoldan aşağı yürüyken dikkatli yürümek lazım. Böyle ayağını bir ters atarsın Allah korusun ayağın burkulur bir şey olur. O yüzden bilmek lazım. Hatta böyle bir yerden aşağı yürümeden önce ayak kaslarını birazcık ısıtmakta fayda var. Açma germe hareketiyle beraber ayak kendini yola alıştırması lazım. Bir dengesiz adımda hemen düşersin. Buradan aşağı böyle patika yoldan gelince şu güzelliğe bakın orman içine girince gökyüzüyle ilişkiniz kesiliyor. Şimdi bakın karanlığa giriyoruz. Burası çok güzel bir ortam. Patika yolların en güzel noktalarından bir tanesi burası. Of. Şu alttan öteye bir tane yol gidiyor. Kukarla denilen bir yer vardı. Dereden yukarı ama yukarı böyle bayağı bir tırmanılması gereken bir yer. İnavlı üstünden direkt yaylaya çıkan yoldu burası. Bir 10 dakika sonra zaten İnavlı altı yoluna ineceğiz. Şimdi hemen şurada bakalım duruyor mu bizim kekikler. Ormanlarda aynı bu şekilde yabani fındıklar oluyor burada çok bol miktarda. Çok lezzetli oluyor fakat bunun en büyük özelliği kapuğu çok sert. Dişinden kırmaya çalışsan dişini kırarsın fındığı asla kıramazsın. Özelliği o. Toplayacaksın böyle cebinde biriktireceksin. Bir kenarda oturup taşla beraber kırıp yiyeceksin. Biz öyle yapıyorduk. Şu taşın üstünde olanlar ta kekiği. Bakın arkaya doğru gidiyor. Bayağı var orada.
Poşet olsa toplardık ama şu anda hiç oraya. Evet, devam edelim. Araba yoluna indik nihayet. Aşağıya doğru devam ediyoruz. Hava serin, hava güzel. Yürümeye elverişli şimdi. Birazdan sağ taraf otoyolu sapacağız. Tumbi Teresi'ne oraya ineceğiz. Sütçü suyunun yoluna gireceğiz. Orası biraz ıssız, karanlık. Orada muhtemelen gökyüzünü hiç göremeyeceğiz. Evet, Suriye yaylamızın merkezine doğru yaklaşıyoruz. Çok güzel hava var. Şuradaki kürgene bakar mısınız ya? Ne kadar güzel ya. Mis gibi ya. Elhamdülillah. Bak, ıhlamurlar da bayağı var. Bu yaşken onun çayını yapıyorsun. Ne kadar lezzetli oluyor. Ben çok seviyorum ıhlamur. Çok müthiş bir içecektir. Onu normal böyle kaynatarak demlemeyeceksin. Suyu kaynatacaksın. Kaynamış suyun içerisine koyacaksın. Böyle 10 dakika bekleyecek. Ondan sonra istediğin kadar iç. Böbreklerde tutulmayan çaylardan bir tanesi de, tutulum olmuyor. Çok şifalı, çok güzel bir içecek. Evet, buradan şimdi Tumbi tarafı, deresi tarafına doğru dönüyoruz. Oradan aşağı birazcık belki zorlanabiliriz ama o yolu üstten aşağı tamamlayacağız Allah'ın izniyle. Buraya kadar rahat bölündü. Yusuf amcanın horozları çağırıyor. Buraları şenletmiş Yusuf amcamız. Maşallah. Buradan aşağısı da şu hemen sol taraf, komar çiçeklerinin çok yoğun olduğu bir yerdir o. Tam çiçeklerin açtığı zaman da orası bambaşka oluyor. Yürüyüşümüz devam ediyor. Tumbi Deresi'ne doğru şimdi iniyoruz. Birazdan araba yolu bitecek. Oradan aşağı patika yola giriş yapacağız da o yol hiç kullanılmıyor. Yani şu bahara doğru çobanlar arada bir orayı kullanıyor. Onun dışında kullanılmadığı için bakalım bizi nasıl bir manzara bekliyor orada. Nasıl bir macera yaşayacağız. Burada ilginç bir bahçe vardı. Bakalım duruyor mu? Evet, duruyor. Araba lastiklerinden baksanıza çilek bahçesi yapmışlar. Gördün mü orayı? Burası Muhammed amcanın yaylı evi. Şimdi Mustafa abi duruyor orada. Artık Mustafa abinin yaylı evi oldu. Buradan aşağı doğru inelim. Yo, zaten burası, oradan yol yok. Çimen açık. Buradan aşağı rahat ineriz. Ya, kareymişlere baksana. Var onlarda. Mustafa abinin hurnisi. Çok güzel yapmış onu. Evet, bu güzellikler Suriye Armut'u. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Maşallah, kokusu yeter ya. Çok çok güzeller ve bayağı var onda. Mustafa abi, eğer videoyu izliyorsan hakkını helal et. Armutlarından aldım. Almaya da devam ediyorum. Evet, Tumbi Deresi'ne inmiş bulunuyoruz. Şimdi birazdan biraz tırmanış yolumuz var. Sonra Tumbi'den aşağı gelen eski patika yola çıkacağız. Manzara çok güzel. Çok doğal.
Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Maşallah. Üstten aşağı rahat indik. Çayır biçilmiş olduğu için. Buradaki yol sıkıntılıydı. Çayırdan aşağı indik. Şimdi dereden karşıya da rahat geçeceğiz. Yol zaten açık görünüyor. Diğer kameram olsaydı burada su altı çekimi yapardık ya. Bir ara burada alabalıklara çekmiştim suyun dibinde. Evet, burası Tümbi Deresi. Şöyle tabii resim çekelim buraya. Evet, yol buraya kadar kullanılıyor. Herhalde hayvan getirmişler buraya. Manzara çok güzel. Evet, parkurumuz zorlaştı. İftirelik olan yeri de yol tamamen kapanmış. Yani yolu alttan izini görerek üstten yürüdük ve oraya çekme de çekemedik. Buradan öteye bir 200 metre kadar öyle bir yerimiz var. Sonra zaten kafır olmayacak. Bak yolu, yol buradan gidiyor yolun izine. Kaybetmeden gitmemiz lazım. Evet, burası. Biz Lahanuz'dan buraya hayvan getirirdik. Burası bayağı uzak. Lahanuz'a. Şu sağ tarafımız, şu yukarıları komple çimendi. Sütçü çimeni deniliyordu buraya. 2 sene önce arkadaştan gelmiştik buraya. Bir tane tilki görmüştük burada. Biz şu ana kadar bir şey görmedik. Sadece tomuzun eştiği birkaç yeri gördük. Zaten insanın geçtiği yerde hayvan uzaklaşıyor. Ama yine de bu tür ıssız yerlere tek gelmemek lazım. Evet, bir tane kuş gördük şu anda. Allah'tan burası açık ya. Hemen şu üstteydi, şuradaydı o suyun yeri. Çok da güzel içiliyor burası ama şimdi muhtemelen suyun sızıntısı vardır orada ama yeri de kapandı. Buraların bakımını yapan rahmetli Muhammed amca, Allah razı olsun, bu yanları o şenlik tutardı. O Hunluların bir kısmını o yaptıydı, o getirdi. Evet, yavaş yavaş Gürgenlik alana doğru geliyoruz. Şurada kısa bir mesafemiz kaldı. Zaten avatlık falan yolun üstünde hemen hemen kalmadı. Çok az var. Az önce çekim yapmadığım bir yer vardı. Orada çok fazla vardı. Bu kovaksula diye bir ağaç. Bunu çoğu bilmez. Şu taze eşkinlerinin içi boştur. Onu böyle ince demirle boşaltıp kaval yapardık ondan. Çok güzel kaval olurdu ondan. Şimdi buraya kadar izleyenler muhtemelen çok güzel bir doğa diye izleyecek ama burada yürümüş olanlar, burada dolaşmış olanlar bu videoyu çok daha farklı izleyeceklerdir. Çünkü anıları var bu yollarda. Tıpkı bizim de olduğu gibi o anılar gözlerinde canlanacak. Onlar için güzel de bir sürpriz olacak. Ara ara buradan aşağı video çektim ama GoPro ile ilk defa çekiyorum. Evet, yolun Tümbi yoluyla birleştiği yerdeyiz şu anda. Burası aynı zamanda
yürüme gelenlerin dinlenme noktasıydı. Hemen şu sağdan yukarı giden yol Tümbi'ye giden yoldu. Kopmuş ağaçlar var. Olduğu gibi duruyorlar. Üstten aşağı taş geldi sanırım. Orasını taş yaralamış olabilir. Baktığıma göre veya şuradaki kuru ağacı kestiler. İki ağacın arasına düşmüşse o da yaralamış olabilir. Muhtemelen ağaç. Evet, ikisini de yaralamış çünkü. Evet, oradan beri Tümbi Deresi'nden beri yol bizi yordu. Gerçekten yordu. Enerjim biraz tükendi ama birazdan dinlenince eski halimize geliriz. Aşağıya doğru devam edelim. Şu an yürüdüğüm yer yol. Yol şöyle. Yol olduğu anlaşılıyor hafiften. Burayı ezbere bildiğim için üstünde yürüyorum. Normalde burayı bilmeyen bir kişi değişik yerlerden çapraz çapraz aşağı doğru inmeye çalışır. Burası kullanılan yoldu. Evet, şu anda Kuvan İrmağı'na doğru iniyoruz yolun. Ne diyelim, en zor kısmı mı diyelim? Öyle demeyelim ya, zor kısımlarından bölümüne geldik diyelim. Ormanda dikkat ettim de çok fazla kopan, kuruyan ağaç var. Hani odun ihtiyacı olanlar valla zor yerler olsa da buradan bence onları alabilirler. Biraz güce dayalı iş gerektiriyor. Hafiften su sesi geliyor ama görünürde çok az su var. Taşların arasından azıcık su da akıp gidiyor. Şurayı biraz açalım. Buradan gelecek olanlara söylüyorum. Yolu açtım. Rahat rahat gelebilirsiniz. Aha, bunu da açtık. La, aferin sana Orak. Irmağın çok güzel bir yatağı vardı. 90 serinde burası bozulduktan sonra eski haline bir daha dönmedi. Kovak sulakçık koptu. Ama altından rahat geçiliyor. Hiç dokunmayalım. Evet, Kuvan Düzü'ne gelmiş bulunuyoruz. Şu gördüğünüz alan alabildiğine çimenliydi. Şöyle aşağıya doğru. Ortası kapıldık. Bir çimen daha vardı. Şuradan yukarı yol gidiyordu. Çimen yok. Oradan yukarı giden yollar da yok. Ama şu Kuvan Düzü'nün ortasından geçen yol devam ediyor. Hemen şu Kürge'nin altta bak bir tane kovuğu var. Oraya da odun yarma çivilerini gizlerdik. Ormandan ağaç alacağımız zaman oradaki çivilerle odunu parçalardık, yarardık. Hemen şu soldan aşağısı yine kafıllıktı bak, burası da açıldı. Sanki şu İfteriler böyle ziraattan fidye alırmıştı gitmiş buraya. Bakın ne kadar kaliteli. Sıra sıra. Komple çimendi burası. Hey gidi Kuvan Düzü. Hemen yolun kenarındaki meşhur kızıl ağaç. Bizim dönemimizde daha küçüktü bak, bayağı büyümüş. Hayvanları biz buraya kadar lahanızdan getirirdik. Buradan yukarı serbest bırakırdık. Daha yaylacık dibine kadar çıkarlardı. Karınları doyunca öğlen vakti buraya gelirdik. İkindi vakti gelip şurada toplanırlardı. Ondan sonra buradan aşağı yavaş yavaş lağımıza doğru giderdik. 7-8 tane hayvanımız olurdu. Bu anlattıklarımız 30-40 sene önce hafızamızda olan bilgiler. Şimdilerde bırak hayvanı, insan geçmiyor buradan. Yani bu yoldan benden başa geçen olduğunu ben zannetmiyorum. Kardeşlerim haricinde. Bakın şu iftarilerde sanki domuz ağlamış üzerlerinde ya.
da sonra ayağa kalkmışlar. Oraya dikkat et. Evet, Ayazma'dan beri gelen araba yoluna indik ama yüzümden anlaşılıyor. Yorucuydu, bayağı yorucuydu. Şimdi buradan devam edeceğiz. Tarabalık. Tanışa mı? Yolun girişini önce bir bulmamız lazım. Tarabalık. Eskiden Tarabalık düzü derdik oraya. Gül geçtiği için oraya yok oldu. Şu an yoldan aşağıya doğru Lahanuz tarafına doğru inmeye başladık. Epey bir yorucu oldu bugün. Düzgün ayakkabı seçmedim, onun etkisi de var. Ayaklarım yoruldu. Bu tür yürüyüşlerde giyeceğiniz ayakkabılar çok önemli. Trekking ayakkabısı denilen tarzı ayakkabı giymek lazım. Ve rahat yürümek lazım. Ayakkabıya bir şey olur, korkusuyla yürürsen ayağın burkuluyor, bir şey oluyor. Falan filan. Bir ay sonra, hatta 1,5-2 ay sonra buralar önce sapsarı, sonra kızarmaya başlayacak yapraklar, yerler. Kırmızıya yakın kürgen yaprağı olacak. Yürürken o kazelin sesi şu an yine geliyor size ama o zaman daha net gelecek. Zaman çok hızlı geçiyor. Evet, şu anda burası hangi ırmaktı? Teren ırmak. Yerleşik'ten aşağı gelen, Sarıyer dediğimiz yerden aşağı gelen Teren ırmak denmesini dedim de burada yatağı bayağı derinleşti. Eskiden dönem dönem gelen sellerle beraber yatağı bayağı derinleşti. Şimdi inşallah oradan su içmeyi becerebiliriz, bakalım. Buradan su içersek lahamızın da lezzetli kareyi yiyebiliriz. Orada bir kum yapacağız, öyle görünüyor. Evet, yürüyüşümüzde rahmetli Seyfettin Özkurt amcamızın Hamengi'deki evinin oraya kadar geldik. Ayaklarım bayağı yoruldu çünkü düzgün ayakkabıyla yürümeyince böyle oluyor. Ama az kaldı lahamızda. Allah izin verirse bir mola vereceğiz. Birazcık karayemiş yiyeceğiz. Sonra zaten altın araba yolu, oradan da eve geçeceğiz. Dolayısıyla Balıklı yaylamızdan köydeki evimize kadar yürümüş olacağız. Mesafe yaklaşık 10-12 kilometre. Patika yoldan o kadar. Hemen şuradan ödeye çıkıyordu Seyfettin amcanın evine yol. Daha doğrusu Beşir abinin diyelim. Biz Lahanuz'da yazları duruyorken onlar buradaydılar. Burada çok güzel komşuluklarımız vardı. Yol, patika yol fena değil. Yürümeye uygun. Birkaç yeri böyle zorlayacağım ama yürünüyor. Bir problem yok. Yürümek isteyenler sadece uygun ayakkabı giyip bir de yanınıza su kabı almayı unutmayın. Ya tırpanla gelmek lazım buraya. Ha
Hamenge taşı pırası ama yol yok olmuş ya. Şuraya baksanıza. İş bu kadar olmazdı bu seneki. Pol yağmurlardan bu kaynaklandı. Sağda solda yaban erikleri var. Böyle uzak dallarında olgunlaşmış erikler var. Bak karşıdaki de sarı erik. Bu da aynı şekilde. Ama biz en iyisi düşmeden bu yolu tamamlayalım. Şu anda Hamen Girmağı'na gelmiş bulunuyoruz. Çok şükür. Kollarım hep yırtıldı. Akşam gidince bunların bakımı alacağız. Bunların bakımı bilenler için söyleyeyim. Soğuk sıkım zeytinyağı. Normal zeytinyağı. Yani zeytinin yağı. Bir tane kapı her şeyi koyuyorsunuz. Bir tane pamukla beraber kollarınıza, yüzünüze, gözünüze güzelce sürüyorsunuz. Yarım saat, bir saat bekleyin zaten. Ondan sonra yıkamaya da gerek yok kolunuza. Onu deriniz emiyor güzel. Zeytin her yönüyle şifadır. Yağı şifadır. Yaprağı şifadır. Odunu bile şifadır yani zeytin ağacının. Zeytin ağacı bulunduğu ortamdaki negatif enerjileri kendine çekiyor. Ferahlık veriyor ortama metafizik olarak. Zeytin de zaten bir insanın ihtiyacı olan, yaşaması için ihtiyacı olan birçok mineral var. Yani şöyle açıktığında 4-5 tane zeytinyağı bir bardak su iç, 10 dakika bekle. Böyle bir tokluk hissi hemen sana gelir. Zeytinyağı da vücudun kullandığı, beslendiği ve hiçbir yan etkisi hemen hemen olmayan müthiş bir nimettir. Böyle sağda solda onunla ilgili alete şeyler söyleniyor ama asla öyle bir şey yok. Allah Kur'an'da zeytine ve incire and olsun diyor. Onun şifa olduğunu zaten söylüyor. Ha tabii şifadır diye de normalden çok fazla kullanmamak gerekiyor. Kararında düzenli kullanmak gerekiyor. Burası lahana zevlerinin baş tarafındaki yol. İyi, buradalar mı? Çok güzel ya. Ben geçeyim ben ha. Son. Tut. Evet, lağımıza gelmiş bulunuyoruz. Bakalım karayemişlerde ne kadar var. Bu arada terden sırılsıklam oldum.
Burası elmanın altı. Elma ağacı burada. Altı olduğu için elmanın altı. İsmi oradan geliyor. Aşağısı ceviz bahçeleriydi. Çoğu kurudu. Bu sene kara yemişler de vardı. Şimdi tekrar oraya doğru geçelim. Lahanuz, lahanuz. Var mı onda da çamın? Olmaz olmaz. Aha. Hani çocuklar? Çıkmadı da buraya. Evet, kar yemişlere gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü yürüyüşümüzün de videonun da burada sonuna geldik. Burada kısa bir görüntü göstereyim size. Sonra kar yemişlere size veda edelim. Ama bunları gösterirken de biraz üzülüyorum çünkü isteyenler oluyor. Hani kargo yapsa kargo da bozuluyor. Yakın olsa ulaştırsak desek. Yakında olanlar zaten burada alıp yiyebiliyor. Mühim bundan uzağa ulaştırmak. Evet, şöyle aldık onu. Şuraya bakar mısınız ya? Bol kar yemişli günler diliyorum. Selamlar. Görüşmek üzere.